Baba. Sen o katilin suç ortağı mısın Leyla? Ne cesaretle geliyorsun yanıma? Babacığım, bak bana. Dinle beni. Hangi yüzle konuşuyorsun hala? Git. Sen bugün bana niye o kadar öfkelendin? Vuruşmadan dönerken bağırdın o kadar. Niye? Niye bakmıyorsun yüzüme ha? Bana bak baba. Bırak. Bırak. Çek o kirli elini elimin üzerinden. Oğuz'la kavgamızı duydun değil mi? Abim için ona söylediklerimi duydun. Kendi ağzınızla yakalandınız. Oğlumu nasıl bir felakete sürüklediğinizi öğrendim. Affedemiyorum Oğuz'u. O adamlarla iş yapmasaydı abim hapiste olmayacaktı. Çok söyledim ona. O adam tehlikeli dedim. Dinlemedi. Çok iyi kazanıyordu. Beni rahat ettirmek için çalışmaya devam etti. Bana hikaye anlatma. Duymak istemiyorum. Oğuz onun kanunsuz işler yaptığını öğrenince bozuştular. Ayrılmak istedi. Ama adam bırakmadı Oğuz'u. Kararlı olduğunu anlayınca da baskı yapmaya başladı. Tehdit etti. Oğuz ne kadar kurtulmak istediyse de sıyıramadı yakasını. Adam buraya geldi. Beni de huzursuz etmeye başladı. Abim de şahit oldu. Bunları bilmiyorsun sen. Onun için anlatıyorum. Oğuz'un canına tak etti sonunda. Gidip o adamı öldüreceğim diye tutturdu. Abim engel oldu. Ben gider konuşurum dedi. Oğuz bırakmak istemedi. Tamam dedi. Ben de gitmeyeceğim dedi. Ama abim dinlemedi. Biliyordu eninde sonunda karşı karşıya geleceklerini. Onun için o gitti adamın çiftliğine. Konuşacağım dedi bize. Merak etmeyin dedi. Sonra da olan oldu işte. Yalan söylüyorsun. Ben duyacağımı duydum. Keşke Oğuz gitseydi onun yerine. Bugün ona abim senin suçunun cezasını çekiyor diye bağırırken gerçekten onun hapiste olmasını istedim. Abim onun problemini halletmeye çalışırken oldu bu kaza. O adamla iş yapmakla hata eden oydu çünkü. O çok suçluyor kendini ama artık olan oldu. Söz verdi bana. Ne yapıp edip kurtaracak abimi. Abim onun yüzünden katil oldu diye vicdanı rahat değil. Kurtaracak onu. Başka yolu yok. Babacığım, canım benim, canım. Keşke abime engel olabilseydi. Keşke gitmeseydi. Aa, niye kalktın sen? Yat yat, sıkıldım. Yapma Leyla, Allah aşkına kızım. Aa, baban yetiyor yani, bir de seninle uğraşmayayım. Beni de düşünün canım. Aa. İyiyim ben. Otur şuraya bari, hadi. Ben yedireyim mi? Otur, ben hallederim. Sen de huysuzluk etme bu akşam, çabucak ye. Biz de vaktiyle oturalım sofraya. Bir ara geçmiş olsun da git evlerine. Yok artık, o kadar da uzun boylu değil. Niye? Hastaneye yetişirken iyisin de evlerine gidince mi kötü olacaksın? Bence sen arayı açma bunlarla. Ara sıra yokla yine de. Yolda karşılaşınca konuş, selamsız geçme. Hey Allah'ım. Yapma öyle. Bugün güzel bir adım atmışsın, arkasını getir işte. Sen de o evde olan bitenden haberdar ol değil mi? Ali Rıza Bey'in durumunu öğrensem yeter. Aman bırak Allah aşkına. Sanki adamın çok düşündüğüm var da. Adliye önünde arabada öylece otururken görünce çok fena oldu. Öyle büyük bir acı vardı ki gözlerinde. Seninki vicdan azabı.
Büyük gelişme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.